Mehmet Akif Çakırer ben. 1977 yılında Bolu'nda doğdum. İlk orta lise eğitimi Bolu'nda gördüm. Sonra Dumlupınar Üniversitesi İktisat bölümü bitirdim. Sonra işletme bölümünde yüksek lisans yaptım. Bu süreçte sağlık meslek lisesi mezunu Bolu'dan. Bu 8 yıllık süre içerisinde hem çalışıp hem okudum. Hem yani bir taraftan sağlık memuru yaptık, bir taraftan da üniversite ve yüksek lisans çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık olarak da 2003 yılından itibaren Bolu'da meslek okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nde işletme ana bilim dalında doktora yapmaktayım. Okulumuzda kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Söylemiş olduğum gibi okulumuzda 18 yıldır görev yapıyorum. Şimdiye kadar pek çok öğrenci mezun ettik. Okulumuz yaklaşık olarak işte 43 yıllık bir tarihe sahip. Pek çok öğrenci mezun ettik. Yaklaşık olarak geçmişten günümüze baktığımızda 20 bine yakın öğrenci mezun ettiğimizi düşünüyorum. Tabii farklı farklı şehirden gelen öğrenciler var. Onlar burada okulun okuyup iş hayatına katılıyorlar. Daha çok biz özel sektör için öğrenci yetiştiriyoruz. Bu süre zarfında da baktığımızda çok iyi yere gelen öğrencilerimiz var. Onların başarılarıyla da mutlu oluyoruz. Onların kariyer basamaklarına katkı verdiğimiz için memnun oluyoruz. Hocam bu alanda değişik kitaplarınız, çalışmalarınız oldu. Bunlar hakkında kısa bir bilgi alalım sizden. Ben yazmaya ilk Bolvadin'de yani Bolvadin konusunda ilişkilendirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yerel gazeteler toplumların gelişmesi için kalkınması bence oldukça önemli. Ve bence gerek Bolvadin'de olsun gerek başka yerlerde olsun özellikle ilçeler bazında olsun yerel gazetelerin ulusal gazetelere göre çok daha fazla takip edildiğini, çok daha fazla okunduğunu düşünüyorum. İlk olarak lise bittikten sonra Yeni Ses'te Söz Gençleri diye bir köşe yazmaya başlamıştım. Yazma yolculuğum bu şekilde başladı. Sonra da yerel gazetelerde yine Yeni Ses'ten sonra yüksekokulda öğretim görevlisi olarak başladığımda 24 Eylül gazetesinde, Gündem gazetesinde, Karanlı Işık gazetesinde, yine Bolu'nun Kent Haber gazetesinde yerel anlamda yazılar yazdık. Bunlar daha çok ekonomi, ticaret odaklı çalışmalardı. Nihayetinde 120'ye yakın yazı ortaya çıkmış. Sağ olsun Osman Göker hocam dedi ki bak dedi bu yazılar çok fazla bunları kitaplaştır. Ben açıkçası bu şekilde düşünmüyordum. Onu da sağ olsun destekleriyle yine Bolu Ticaret Odası'nın destekleriyle kitap olarak basıldı. Bolu nasıl zenginleşir diye. Daha çok işte inovasyon, girişimcilik, marka, iş dünyasında ticaret odaklı neler yapılabilir? Başka şehirler, başka yöreler neler yapmış? Biz Bolvadin olarak neler yapabiliriz? Bunun üzerine duran yazılardı. Özellikle şehirlerin kalkınmasında, zenginleşmesinde markalaşmak, o şehrin, o yörenin sahip olduğu markalar çok önemli. Bunlar üzerine duran işte yaklaşık olarak biraz önce söylediğim gibi 120'ye yakın köşe yazısı olmuş. Bunları bir araya getirdik. Kitaplaştırdık. İlk kitabım Lider Girişimcinin Yol Haritası şeklinde bir kitaptı. Daha çok böyle kişisel gelişim tadında akademik kaygıdan uzak bir çalışmaydı. 5 baskı yaptı o da. İlk kitabım o şekildeydi. Sonra yazmak, araştırmak, sizin için artık hobi haline gelince yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız arkasından diğer konularda da yazıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Girişimcilik üzerine, girişimcilik ve küçük işletme yönetici üzerine kitabım çıktı. Niş pazar girişimciliği, bu da mesela çok önemli. Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi, yani istersen o kitabın hikayesini anlatayım. Girişimciler genelde biri başarılı olunca hemen aynı şeyi kopyalayıp ben de bunu yapayım şeklinde bir stratejiye giriyorlar. Oysa sanıyorum Norveçlilerin bir sözü var. Bir köyde herkes birbirine tıraş ederek hayatını devam ettiremez.
ekonomilerinde kendine göre neyi var? Ölçekleri var. Yani bir yerde işletmenin aynı alanda rakip işletmenin sayısının artması ne yapıyor? İster istemez belli bir süre sonra birilerinin oyundan çıkması neden oluyor. Niş pazarda kimsenin fark etmediği, kimsenin görmediği ama iş yapılabilecek alanlarda iş yapılmasını gören bir strateji. Mimariden ortaya çıkan bir kavram, niş diye. Genelde mermerlerde olsun, inşaat sektöründe olsun bir oyuk anlamına geliyor. Sonra bu pazarlama kavramına da geçiş yapmış. Niş pazarda kimsenin görmediği, kimsenin keşfetmediği pazarlara girebilmeyi ifade ediyor. Örneğin Konya'da holdinglerin ortaya çıkması beraberinde 80 tane holding ortaya çıkartmış. Aynı formatta çalışan holdingler. Ama tarihsel süreç açısından baktığımızda bu holdingler zamanla ayakta durmalarının mümkün olmadığını görürüz. Kayseri'de başarılı olan bir mobilya markası beraberinde 350 tane daha aynı tip çalışan mobilya markasını ortaya çıkartmış. Peki niş pazar stratejisi ne söylüyor bize? Diyor ki siz herkesin yaptığı işi yapmak yerine onlara ne yapabilirsiniz? Onlara ne satabilirsiniz? Yani düşünün çok büyük bir markaya rakip olmak mı yoksa onun bir tedarikçisi olmak mı? Yani niş pazar stratejisi onlara rekabet etmek yerine ona ne satabilirsin? İşte mobilya firmasına En iyi sünger mi pazarlama satabilirsin? çeşidi değil mi? Yani Pazarlama o stratejisi. pazardaki boşluğu görüp işte 380 tane firma kanepe yapıyorsa sen de kanepe yapma yerine sen o kanepe firmasına sünger mi satabilirsin? Yay mı satabilirsin? Başka neler satılabilir? Düşünün Türkiye'nin en önemli markası siz ona rakip olmak yerine sizin de öyle bir Tedarik açalım. tedarikçisi olmuş oluyorsunuz ve o markayla birlikte siz de büyüyorsunuz. O da oldukça sevildi. Hatta kitabın başında şöyle bir ifade vardı. Ne iş olursa yaparım abi yerine niş olursa yaparım abi diye kitabın üzerine o şekilde bir slogan yapmıştık. O da oldukça tuttu. Sonra Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi gençlerin kariyer planlaması, kariyer yolculuğunda ciddi bir sıkıntı var. Maalesef hani şimdi bugün de üniversite sınav sonuçları da açıklandı. İnşallah gençlerimiz güzel okullarda güzel bölümleri kazanmışlardır. Ve vatana millete de hayırlı evlat olurlar. Ama sınav sadece üniversite sınavı ile değil. İşte üniversitede de pek çok sınava girecekler. Üniversite bittikten sonra da kariyer sınavına girecekler, memuriyet sınavına girecekler. Sınav bitmiyor. Aslında hayat da bir sınav. Yetenek pazarlama, iş bulma sanatı da öyle bir kitabım vardı. O da kariyer anlamında başarılı kimseler neler yapmış, siz ne yapabilirsiniz? Onlara bir yol haritası niteliğinde, bir yol haritası olmak üzere amaçlanan bir kitaptı. O da gençler tarafından okundu. Dediğim gibi akademik bir çalışmadan ziyade daha çok piyasaya gençleri yönlendirmek üzerine yapılan bir çalışmaydı. Peki hocam, gençlere neler tavsiye edersiniz? Şu aşamada bölümler yeni yeni belirleniyor. Sizin alanınızda ne gibi şeyler yapabilirler? Şimdi Türkiye'de bir araştırma yapmışlar. Evet. Kariyerinde çalışan kişilerin mezun olduğu bölümle alakası %25. Yani sizin yaptığınız iş ile İleride yapacağınız iş arasında %25 bir ilişki var. Yani sektörde çalışanların %75'i farklı alandan gelen kişiler. Birincisi bu. İkincisi artık yeni yeni günümüzde çok fazla kavramlar var. İşte Endüstri 4.0 deniyor, Endüstri 5.0 deniliyor. Yeni yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Ve mesleklerde insanlar gibi, diğer canlılar gibi doğuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar ve ölüyorlar. Ve yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Örneğin mesela okulumuzda bölüm var. Çağrı hizmetleri. Türkiye'de her geçen gün büyüyen bir sektör. Bazı sektörler küçüldüğü gibi yeni yeni sektörler de ortaya çıkıyor. Burada benim gençlere tavsiye etmek istediğim şey hangi bölüm olursa olsun, hangi bölümü okurlarsa okusunlar, üniversiteden sosyal imkanlarından yararlansınlar. Aktif olsunlar. Kulüplerde, sivil toplum kuruluşlarında görev alsınlar. Bu bence çok önemli. Ve kendini her alanda geliştirmeye çalışsınlar. Tek tip olarak değil de çok yönlü gelişmenin ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yazma becerisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi işi yaparsak yapalım ki Türkiye'de mesela okuduğunu anlama sorularını gençler yapamıyor. Yani böyle bir sorunumuz var. Okuduğumuzu anlayamıyoruz.
ki son çıkan mesela yeni nesil diye ifade edilen sorulara da baktığımızda tamamen okuduğunu anlama sorusu. Bu sebeple bizim okuduğumuzu anlayabilmemiz için çok fazla kitap okumamız gerekiyor. Bugün okulumuzun kütüphanesindeyiz. Kütüphanelerde pek çok kaynak var. Okuyacak kişileri bekliyor. Bu anlamda kütüphaneler önemli. Kitaplar iyi birer dost. Bunları tavsiye edebilirim. Bir de gelecekte yapılacak işler, bununla ilgili bir araştırma vardı. İşte futuristler var, gelecek bilimcileri. Şu an diyor ilkokulda okuyan öğrencilerin gelecekte yapacağı işlerin daha olmadığı, mesleğin olmadığını söylüyor. İşte artık kargo firmaları drone'la teslimatı, bunun üzerine konuşuyorlar. Güneş enerjisiyle işte araçların ulaşımda kullanılacağı söyleniyor. Yeni yeni işlerin olacağını ve bu teknoloji gelişimi her işi baştan aşağı değiştiriyor. Buna karşı ne yapmak gerekiyor? Hazırlıklı olmak gerekiyor. Ve ileride ben meslekler arası geçişlerin de çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Yani işte bir sektöre girip de o sektörde 40 sene çalışıp emekli olma hikayesinin artık çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda yeni yetenekler keşfetmemiz lazım. Yeteneklerimize yatırım yapmamız lazım. Bunları söyleyebilirim. Bölüm seçiminde de bu önemli diyorsunuz. Bölüm seçiminde önemli. Bazen anne baba baskısıyla, kamuoyu baskısıyla tercih edebiliyorlar. Evet. Üniversiteye gittiğinizde daha farklı bir dünyayla karşılaşabiliyorsunuz. Bölümünüzü orada daha iyi tanıyabiliyorsunuz, daha iyi görebiliyorsunuz. Bu bence önemli. Stajlar çok önemli. Şu an belki pandemi nedeniyle birlikte kurumlar belki stajyer öğrenci almıyorlar ama piyasada kendimizi yetiştirebilmemiz için iyi deneyim kazanmak lazım. Bu deneyimin de yolu kurumsal şirketlerde staj yapmaktan geçiyor. Bunlar önemli. Yani piyasada kimse kimseye bir şey öğretmiyor. Öğretirsem ben kendime rakip yetiştiririm şeklinde mi düşünüyorlar bilemiyorum. Yani öğrenciler genelde en büyük şeyi bu. Hocam işte okuldaki gibi değil. Yani okulda hocalar bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Piyasada sizin istekli olmanız lazım. Yani siz istekli olursanız tabii kurumlar yollarını aşacaklar, kapılarını aşacaklardır. Onlar da sizlere bir şey öğretmek isteyeceklerdir. Bu anlamda stajın da ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle özel sektörde çalışmayı düşünen arkadaşlarımız için. Hocam geleceğe dair ne gibi atılımlar olması lazım ki ekonomimiz biraz canlansın diye tavsiyeleriniz var mı? Yani yerel bazda düşünüyorsan bence şehirlerin daha çok kendi markalarına sahip olabilmesi gerekiyor. Ben bu anlamda Bolvadin'in çok ciddi anlamda potansiyellere sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün Bolvadin'de girişimcilerimiz Türkiye'nin farklı şehirlerine franchising satabiliyorsa ve bunu genç girişimcilerimiz yapabiliyorsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Bu güzel bir şey. Gerçekten de mutlu oluyorum yani. Veyahut da başka bir şehirde kendi ilçenizden, kendi şehrinizden, kendi memleketinizden bir ürünü üzerinde üretim yerinin Bolvadin olduğunu görmeniz herkesin hoşuna gidiyor. Mutlu oluyoruz. Ben markalaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin hızla markalaşması gerekiyor. Bugün su her yerde bulunabilen bir ürün. Firmalar bardakta suyu ambalajı hale getirdiyse, işte bardak suyu her yerde dağıtabiliyorsa, Bolvadin'den örneğin et sektöründe işlenmiş eti biz 200 gramlık ambalajlayıp, markalayıp tüm Türkiye, hatta yurt dışına bile satılabilir. Böyle potansiyel kesinlikle var. Çünkü o zaman katma değer üretiyorsunuz. En önemli, şehirlerin önündeki en büyük engellerden birisi katma değer üretememek. Katma değer ne? Hani bazen öğrencilere soruyorum, hocam vergi diyorlar. Hani biz katma değer deyince hocam vergidir. Aslında katma değer olumlu bir şey. Olumsuz bir şey değil. Hani vergi biraz daha insanlara olumsuz gibi geliyor. Katma değer ekstra üzerine ne katabileceğinizi ifade ediyor. Yani domates bugün salçalık domatesler kilosu 1 liradan satılırken hatta daha ucuza satılıyor. Siz bunu salça yaparak, ev salçası diyerek, organik salça diyerek, işlenmiş olarak ne yapabiliyorsunuz? Daha yüksek rakama satmanız mümkün. Yani katma değer üretmeye odaklı olmamız lazım. Yani bakıyorum yazın kayısılar, erikler ağaçlarda toplanmıyor. Allah vermiş meyveleri biz toplamaktan eriniyoruz. Ama onu bir reçel yapsa küçük bir girişimci de bunu yapabilir. Ve bunu satsa ciddi anlamda para kazanabilir. Geçen TRT Haber'de izliyorum. Anadolu bülteni olarak çıkıyor. Anadolu Haberleri diye. Dut toplayan bir kişi 700 kilo dut toplamış. Bunu işlemiş ve dut reçeli olarak 700 kilo satıyor. Düşünün. Yani
Girişimcilikte fırsatlar bitmiyor. Bunları söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz ben teşekkür ederim. Ettiğiniz. Sağ olun. İnşallah var okulumuzun olun. Değişik alanlarda farklı öğrenciler getirmesi açısından alanlar olur, bölümler olur ve daha fazla öğrenci çeker. Bolu'nun hakkına daha iyi olur. İnşallah. Ben okulumuza geldiğiniz için, konuk ettiğiniz için ve Facebook'ta güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaları kamuoyuyla paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bolvadin'deki gençlerimize de hani bazen ya yüksekokul öğrenci, yüksekokul değil mi? Hani böyle bir şey var. Bunu söylememiz gerekiyor. Ya yüksekokul değil mi? 2 yıl, ya biz 4 yıllık okumamız lazım. Bazen gelen öğrencilerimiz de olabiliyor bu. Yani okulumuza gelsinler. Çok fazla bölümümüz var. Hem teknik hem de sosyal programlarda. Okuduktan sonra farklı farklı alanlarda tecrübe kazanacaklardır. Başka şehirlerden gelip de çok iyi yere gelen öğrencileri niye biz ilçemizdeki öğrencilerle yapamıyoruz diye isterseniz kendimize soruyoruz. Fakülte öğrencilerine göre şöyle bir avantajlar var. 2 yıl bizde okuduktan sonra 3. ve 4. yıl direkt sektöre girebiliyorlar. Bu çok önemli avantaj. Çünkü özellikle özel sektörde şunu soruyorlar insanlar. Deneyiminiz var mı? En büyük sorun, yani Türkiye'de piyasada çalışmayı düşünüyorsa en büyük sorunlardan birisinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bunun da önüne geçebilmek için deneyim kazanmak gerekiyor. Bizim yüksekokul öğrencinin en büyük avantajı o 2 yıllık sürede, yani burada 2 yıl okuyor. 3. ve 4. sınıf açık öğretimden devam ediyor. Ama o 2 yılı, yani 3 ve 4. yılda piyasada bir şekilde deneyim kazanıyor. Ben bu işi yapmam deniyor ve hızla yükseliyor. Bu tarz pek çok öğrencilerimiz var. İnşallah Bolu'ndaki öğrencilerimiz de yüksek okulumuza bekliyor.